Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün size Bilkent Üniversitesi'ni anlatacağım, benim kendi aldığım eğitimi anlatacağım ve sizden Bilkent Üniversitesi ile alakalı gelen bütün soruları teker teker yanıtlayacağım. Hadi konumuza başlayalım. Öncelikle sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'de Bilkent Üniversitesi, daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ni okumuştum. Amerika'ya gelip buradaki eğitimlerimi tamamlamadan önce. Şunu size çok net söyleyebilirim ki benim bu zamana kadar elde etmiş olduğum hani bütün kariyer başarım olarak hani sunduğum işte Google'da çalışmam, Stanford'da çalışmam, işte daha önce işte Forbes, Fortune ve LinkedIn'de şirketlerinde çalışmam. Ben tamamen bu başarımı aslında Bilkent Üniversitesi'ne adıyorum çünkü o üniversitede aldığım eğitim eğer olmasaydı, beni eğer bu eğitimi hazırlamasalardı, hani bir sonraki hayatımdaki, kariyerimdeki, bence şu anda burada olmazdım. Bu yüzden size biraz Bilkent Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversite tercihleri konusunda biraz kafanız karışıksa, Bilkent Üniversitesi hakkında belirli şeyler duymuşsanız ki bunu biliyoruz, Bilkent Üniversitesi hakkında çok da fazla şeyler söyleniyor. Dolayısıyla ben size orada okumuş biri olarak bütün her şeyi, bütün açıklığıyla, gerçeğiyle, kötülerini, artılarını, eksilerini, her şeyini anlatacağım. Öncelikle şu şekilde başlayayım. Bilkent Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman ilk başta zaten çok büyük bir kampüsle karşılaşacaksınız ve girdiğinizde böyle işte kendi bölümündeki arkadaşlarınızla tanışacaksınız, işte diğer bölümlerdeki arkadaşlarınızla tanışacaksınız çünkü çok fazla aslında ortak dersler verilmekte. Kendi bölüm derslerinizi alırken diğer bölümlerden de ders alabilirsiniz aslında. Bu aslında en güzel yanı çünkü ben kendi bölümdeki derslerimi alırken aynı zamanda diğer bölümlerden de ders aldığım için çok geniş bir arkadaş çevrem olmuştu. Mezun olduğumda uluslararası ilişkilerden, grafik tasarımdan, mühendislikten, aklınıza gelebilecek neredeyse fizikten, matematikten birçok alanda arkadaşım olmuştu. Dolayısıyla mezun olduğunuz zaman sadece kendi bölümünüz değil, diğer bölümlerdeki arkadaşlarınız da olması, çevre edinmeniz gerçekten sizin için yararlı oluyor. İlk artısını bu olarak size söyleyebilirim. Bunun dışında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için çok fazla aktivite yapılmakta. Özellikle Bilkent Üniversitesi'nde çok fazla öğrenci kulübü bulunmakta. Genel olarak hayatınızda neyi seviyorsanız, müzik olabilir, resim olabilir, iş olabilir, aklınıza ne kadar size keyif veren aktiviteler varsa spor olabilir. Bilkent Üniversitesi'nde gerçekten bunu bulabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da size bahsetmiştim. Burada biraz da hemen kısa bir şekilde geçeyim. Bilkent Üniversitesi'ndeyken 3 farklı kulüpteydim. 2 kulübü aslında arkadaşlarımla kurmuştuk. Bir kulübü de ben kendim çok keyif aldığım için aktif bir şekilde orada yer alıyordum. Kurduğumuz kulüpler de Şicaret Kulübü'ydü ve Basın Yayın Kulübü'ydü ve Bilkent'in ilk dergisini çıkarmıştık. Buna ek olarak da bir de Mizah Kulübü vardı. Dolayısıyla Bilkent Üniversitesi'nde ne yapmak isterseniz, yani özellikle tiyatro alanında, hani kendinizi böyle işte sanat alanında geliştirmek isterseniz, Bilkent Üniversitesi gerçekten bunu size vermekte. Bunun artısı da mezun olduğunuz zaman gerçekten çok donanımlı bir mezun olarak çıkıyorsunuz üniversiteden. Benim Bilkent Üniversitesi tercih etmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi ise mezun kimliğinin ve mezunlarının uluslararası olarak şu anda çalışması. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman İlk yaptığım şey, yani normal üniversitede okurken Bilkent Üniversitesi Mezunlar Departmanı'na ulaşmıştım ve onlara şunu söylemiştim. Ben Amerika'dayım şu anda, işte yüksek lisansım için geldim ve burada Bilkent'ten mezun olan öğrenciler var mı? Benim okulumda ya da Kaliforniya bölgesinde ve dediler ki evet var ve sürekli alumni event dedikleri mezunlar için sürekli etkinlikler düzenliyorlar. Dolayısıyla Bilkent'ten çıktığınız zaman Amerika'ya geldiğinizde ya da herhangi bir ülkeye gittiğinizde, herhangi bir kıtada orada bir Bilkent mezunu bulmanız çok normal. Ve bu mezunlar gerçekten birbirlerini çok destekliyorlar. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman iş olayında olabilir ya da fikir danışmak üzerine olabilir, girişimcilik üzerine olabilir. Aradığınız zaman bir Bilkent mezununu, ki Bilkent'in kendi sistemi var, o şekilde onlara ulaşabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde onlardan bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Destek konusunda çok fazla etkinlik oluyor. Dolayısıyla Bilkent'in mezunlarının bu kadar sık olarak çalışması ve birbirine destek vermesi benim o üniversiteyi seçmemdeki en büyük sebeplerden biri olmuştu. Bilkent'in olanakları ise gerçekten çok fazla. Diyelim ki burssuz bir şekilde girdiniz. Yani Türkiye'deki üniversite giriş sınavına girdiniz ve üniversite bölüme girmenize rağmen burs alamadınız. Fakat eğer notlarınız yüksekse Bilkent Üniversitesi size başarı onur bursu vermekte. Dolayısıyla üniversitede okurken burs alabilme ihtimaliniz var. Bu da Bilkent'in en büyük artılarından bir tanesi yani. Başarılıysanız Bilkent sizi sonuna kadar destekliyor. Diğer bir konu ise bölümden mezun olduğunuz zaman aradan 10 sene, 15 sene bile geçse
mezun olduğunuz arkadaşlarınızı, sınıf arkadaşlarınızı da diğer bölümden arkadaşlarınızı aradığınız zaman gerçekten sizin telefonlarınıza çıkmaları. Bilkent'ten mezun olduğunuz zaman mezun iletişimleri çok sıkı. Ben mesela yakın bir zaman önce, yıllar önce mezun olmama rağmen bir konuda danışmak istediğim için eski mezun bir sınıf arkadaşımı aradım ve biz kaldığımız yerden konuşmaya başladık, devam ettik. Şu an neler yaptığımızdan konuştuk. Gerçekten bana yapmam gereken proje çok güzel fikirler de sağladı. Dolayısıyla dediğim gibi Bilkent'in mezunlarının bu kadar sıkı bir şekilde birbirlerine destek vermesi en büyük artılarından bir tanesi bu üniversitenin. Buna ek olarak ise belki size çok böyle inek öğrenci tipi ya da figür olarak gelebilir. Bilkent Üniversitesi'nin ben kütüphanesini çok beğenmiştim. Bilkent Üniversitesi'nin kütüphanesi gerçekten çok büyük. Hatırlıyorum o zamanlarımı, yani 10 saat, en az 10 saat, 14 saat hani böyle o kütüphanedeki masalardan kalkmadığımı, deli gibi çalıştığımı hatırlıyorum. Kütüphanesi gerçekten çok keyifli. Çok da sessiz bir kütüphanesi var. En azından benim dönemimde öyleydi. Eğer gerçekten çalışmak istediğiniz zaman, araştırma yapacağınız zaman hem kütüphanedeki çalışanlar size çok yardımcı olacaktır hem de arkadaşlarınızla birlikte topluca çalışmak için çok güzel Bilkent'in kendi kütüphanesine alanları var. Eğer çalışma ortamında dersliklerde yer bulamıyorsanız çok rahat bir şekilde Bilkent Üniversitesi'nde bu kütüphanede bulunan odaları ücretsiz olarak kiralayıp orada saatlerce çalışabilirsiniz. Ve Bilkent'in kütüphanesinin olanakları gerçekten Türkiye'de en başarılı kütüphanelerden bir tanesi olduğu için araştırmalarınıza size oldukça yardımcı olacaktır. Benim kendi kişisel gözlemlerimden özellikle Amerika'da yıllardır yaşayan biri olaraktan şunu fark ettim ki burada aslındaki Türklerle konuştuğum zaman özellikle hani buradaki Silikon Vadisi'nde teknoloji şirketlerindeki Türklerle konuştuğum zaman birçoğu belki de bir şekilde şans bilmiyorum yani nasıl burslu ya da bursuz okumaları hiçbir şekilde değiştirmiyor. Bu arada aklınızda onun geçebileceğini düşünüyorum. Yani zaten paraları var hani orada gidip okumuşlar falan diye düşünebilirsiniz. Yani ben size burslu bir olarak bunu söylüyorum. Ve burada da aynı şekilde Bilkent'ten mezun olduktan sonra burada teknoloji şirketlerine çalışan çok fazla öğrenci var. Ben genel olarak baktığım zaman çok ODTÜ ya da Boğaziçi ya da diğer üniversitede görmedim açıkçası. Dolayısıyla çok da fazla hani teknoloji şirketinde özellikle Silikon Vadisi'nde çalışıyorsanız birçok Bilkent mühendisinin burada çalıştığını görebilirsiniz. Bilkent dışında Amerika'daki eğer üniversiteleri merak ediyorsanız onları aşağı link olarak ekleyeceğim. Sizin de bildiğiniz üzere Amerika'daki üniversitenin kampüs turlarını yaparaktan size hepsini teker teker tanıtıyorum ve farklı bölümleri de tanıtıyorum. O yüzden onları teker teker aşağıda bulabilirsiniz. Buna ek olarak sizin aklınıza takılan Bilkent'le alakalı sorular varsa ya da Amerika'da eğitimle alakalı, kariyerle alakalı sorular varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Sizden gelen yorumlar üzerine her gün yeni video üretiyorum. Ve sizin bu videoları sevip sevmediğinizi tamamen yorumlardan anlayabiliyorum. Videoları yüklediğim zaman hemen haberdar olmak isterseniz aşağıdaki abone ol yazısının hemen yanında bulunan çan işaretine lütfen tıklamayı unutmayın. Eğer ona tıklarsanız YouTube size bir bildirim gönderecektir. Ben videoyu yükler yüklemez. Aklınıza takılan sorular varsa aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.